Merhaba sevgili Güne Bakış izleyicileri. Trabzonspor'un Adana Demirspor karşılaşması öncesinde sizlerle birlikteyiz. Bugün tek başımayım. Sizlere maç öncesinde son gelişmeleri aktaracağım. Biraz da karşılaşma öncesinde son durumu yorumlayalım istedim. Pendikspor galibiyetinin ardından Trabzonspor milli ara öncesinde Adana Demirspor ile bugün saat 20.00'da Yeni Adana Stadyumunda karşı karşıya gelecek. Her iki takım içerisinde 3 puan gerçekten çok önemli. Bunu biliyoruz. Çünkü hem Adana Demirspor aslında Avrupa'da da mücadele ediyor olmasına rağmen hem de Trabzonspor üst sıralarda kendine yer bulmaya çalışan ekipler bu sezon. Tabii Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kadro kalitesinden de dolayı onlar daha zirve yarışı veriyor ama hemen ardından Trabzonspor, Adana Demirspor, Beşiktaş, Çaykur Rizespor gibi takımları üst sıra mücadelelerinde görüyoruz. Bunların içerisinde az önce de bahsettiğim gibi Trabzonspor da var ve Trabzonspor gerçekten bu anlamda bugün oynayacağı Adana Demirspor mücadelesinden kesinlikle galibiyet bekliyor. Fakat bakalım durum ne olacak? Trabzonspor'un oynadığı oyunu geçtiğimiz haftalarda yaptığımız programlarda da eleştirmiştik. Yorumcumuz Halil Şanlı da yine kendisi gönderdiği videolarla birlikte sizlere anlatmıştı. Bugün Trabzonspor nasıl bir 11 ile çıkacak? Önce bunu konuşalım. Muhtemel 11'den bahsedelim. Kalede her zamanki gibi Uğurcan Çakır'ı bekliyoruz. Ardından Mehmet Can Aydın ve Eren ikilisini kenarlarda bekliyoruz. Savunmada bir değişikliğe gidilecek. Benkoviç-Pendikspor karşılaşmasında sakatlanmıştı hatırladığınız üzere. Benkoviç'in yerine Stefano Denzvili izleyebiliriz. Stefano Denzvili ile ilgili şunu söyleyelim. Aslında oyuncu sezona çok iyi başlamıştı. İlk karşılaşmada Antalya Spor galibiyetinin alan golü atmıştı ve istatistikleriyle birlikte maçın adamı konumundaydı. Fakat daha sonrasında Galatasaray mücadelesinin son dakikalarına doğru teknik direktör Nenad Bielsa oyuncuyu oyundan aldı. Daha sonrasında da Denzvil bir anda formaya kavuşmada oldukça zorluklar yaşadı. Trabzonspor taraftarları da buna anlam veremedi. Ben de maç sonrasında bir basın toplantısında hocaya bu soruyu sormuştum. Ve kendisi Denzvil'de süre bulacak demişti. Süre bulduğu ilk karşılaşma bu gelişmelerin ardından Pendikspor maçı oldu. Benkoviç'in sakatlığıyla birlikte başladı. Stefano Denzvil'i göreceğiz Adana Demirspor maçında. Yine Ryan Bania olacak savunmada Denzvil'in yanında. Hemen orta sahaya gelelim. Orta sahada da Batista Mendy biliyorsunuz Pendikspor karşılaşmasında kırmızı kart görmüştü. Bu kırmızı kart da gerçekten tartışmalı bir pozisyondu. Neden gösterildiği çok anlam verilememişti. Aslında Mendy sona yani geldiği günden beri sarı kartlarla mücadele eden bir oyuncuydu ama kırmızı kart pozisyonu gerçekten tartışmalı bir pozisyondu. Batista Mendy'nin yerinde Berat Ayberk Özdemir'i bekliyoruz. Bunu da söyleyelim. Hemen 11'imize devam edelim. Bardia'da Abdülkadir Ömür yine orta sahada olması beklenen oyunculardan ikisi henüz biz de tabii ki net doğru durumu bilmiyoruz kimi oynatacağını ama Bardi ilk seçenek olarak bizim verdiğimiz muhtemel 11'de yer alıyor. Edin Visca, Bakasetas, Trezeguet ve Onatçı'dan oluşuyor bizim verdiğimiz muhtemel 11 efendim. Trabzonspor'un bugün bu kadroyla sahaya çıkmasını bekliyoruz. Mücadele öncesinde neler oldu? Yine hemen biraz maçın dışında bir gelişmeye gidelim. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ı ziyaret etti. Biliyorsunuz bir stadyum konusu vardı. Stadyumun sponsorluğunun %25'inin devlet bölüm yani devlete verilebileceği konusu gerçekten tartışma konusuydu. Bunu sizler de Trabzonsporlarda bizim okuyucularımız da yaptıkları yorumlarda belirttiler. Tartışma konusu olan bir konuydu. Bu konunun görüşüldüğünü düşünüyoruz. Bu konuyu da hem karşılaşma hem de Trabzonspor'un sponsorluk durumu ne olacak diye takipteyiz efendim. Onu da belirtelim. İlerleyen haftalarda son gelişmeleri sizlere tekrardan aktaracağız. Karşılaşma öncesinde tekrar belirtelim. Kilit noktada orta saha var. Çünkü Batista Mendy ile beraber toplanan bir orta saha görmüştük. Fakat bugün Mendy'siz ilk kez Trabzonspor'u tekrardan izleyeceğiz. Berat Ayberk Özdemir'in 11'de başlayacağı bir performansı da ilk kez izlemiş olacağız.
nelerden bahsedebiliriz diye düşünüyorum. Onatçı seri yapacak mı? Bundan bahsedelim. Çünkü Trabzonspor'a gelişiyle birlikte son derece iyi giden, her hafta mutlaka golünü atan bir Onatçı var. Bugün de eğer gol bulursa inanılmaz bir seriye adım atmış olacak. Trabzonspor, Adana Demirspor mücadelesinin ardından milli araya girecek. Milli ara ile ilgili şunu söyleyelim. Trabzonspor'da şok yaşayan bir futbolcu var. Larsen. Larsen ilk kez biliyorsunuz Trabzonspor'daki formasını da kaybetti. Az önce muhtemel 11'de de Mehmet Can Aydın'ı saydım. Larsen Trabzonspor'daki formasının ardından milli takımda da formasını kaybetti. Oyuncu ilk kez milli takım aday kadrosuna çağrılmadı. Evet, elimden geldiğince hızlı bir şekilde sizlere son gelişmeleri aktarmaya çalıştım. Trabzonspor'un bugün nasıl bir oyun sergileyeceği, nasıl bir oyun ortaya koyacağı, galibiyet mi gelecek, beraberlik mi gelecek, mağlubiyet mi gelecek? Sizlerin yorumları da bizim için son derece önemli. O yüzden bu videonun altında hem sizin yorumlarınızı bekliyorum hem de karşılaşmanın ardından yarın tekrar sizlerle mücadeleyi değerlendirmek üzere birlikte olacağız. Takip etmeye devam edin efendim.